Koil özellikle anevrizma tedavisinde kullandığımız ki beyin damarlarındaki anevrizmalarda kullandığımız ve o anevrizma dediğimiz baloncuğun içine bir yumak örmek için kullandığımız özel bir tel. Hafızalı bir metaldir bu. Normalde oraya kadar götürmek için kateterin içinde düz olarak giderler. Ama kateterin ucundan çıkmaya başladıktan sonra hafızasına nasıl bir şekil verildiyse o şekli anevrizma içerisinde alıp bir yumak oluşturur. O yumağı tamamlamak için peş peşe birkaç tane, bazen 3, bazen 5, bazen 15 tane coil oraya bırakmak gerekir ki coil'in ana amacı budur. Onun dışında girişimsel nöroradyolojide kullandığımız malzemelere gelince o coil'i orada anevrizmanın içinde tutabilmek ve ana damarı koruyabilmek için bazen balon modelleme tekniği kullanırız. Yani anevrizmanın ağzında ana damarda bir küçük birkaç milim çapında bir balonu geçici olarak şişirip onun coil'i anevrizmanın içinde tutmasına yardımcı olmasını sağlarız. Veya balon yeterli olmayacaksa oraya bir stent koyabiliriz. Coil ana damara düşmesin diye o bir destek görevi görecektir orada. Tabii bütün bunları yaparken mikro kateter dediğimiz çapı yaklaşık yarım milimetre çapında ince plastik tüpler kullanırız. Kasıktan girip oraya kadar gitmek için. Kasıktan beyne kadar o kadar ince bir mikro kateterin gidebilmesi tek başına pek mümkün olmadığı için önce bir kılavuz kateter yerleştiririz. Yani kasıktan girip aşağı yukarı şah damarının üst bölümlerine kadar gelen yaklaşık 2 milimetre çapında bir kateter kullanılır ki buna da kılavuz kateter adı veririz. Ana malzemeleri bunlardır nöroradyolojinin. Ama bir yere tıkamak istiyorsak sadece coil tabii ki tek malzememiz değil. Orada bazen küçük balonlar kullanılabilir veya bir takım sıvı malzemeler oraya enjekte edilir ki anında donarlar ve o istemediğimiz damarın tıkanmasına da yardımcı olacak. Böyle yöntemlerimiz vardır.